Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle A1 seviye 100 temel Almanca cümleyi işleyeceğiz. Açıkçası cümle ezberlemenizi çok tavsiye etmiyorum ama ilk başlarda kendinizi kurtarmak adına bu cümleleri ezberleyebilirsiniz. Şimdi örneklere bakalım. Hallo. Ne demek? Bildiğiniz gibi merhaba demek. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ne demek? günaydın demek. Gördüğünüz gibi guten morgen demiyorsunuz. Guten morgen diyorsunuz. Bu şekilde e n ile biten kısımlar kısaltılıyor. Guten Tag. Ne demiş olduk? İyi günler. Bunu da yine öğlen ve öğleden sonraları kullanabilirsiniz. Guten Abend. Ne demiş olduk? İyi akşamlar. Beşinci cümlemiz Gute Nacht yani iyi geceler. Altıncı örneğimiz wie geht es Ihnen. Bakın gördüğünüz gibi Ihnen yani burada bir saygı formu var. Gördüğünüz gibi Ihnen kelimesinin baş harfi de saygı durumunda olduğu için büyük harfle yazılmış. O yüzden bunu nasılsınız diye çevirebiliriz. Devam edelim. Wie geht's? Yani nasılsın. Bu genellikle günlük konuşmada kullanılır. Çok resmi bir kullanım değildir. Arkadaşlarınıza veya yaşınızın denk olduğu insanlara bunu söyleyebilirsiniz. Mir geht es gut. Ne demek? Ben iyiyim. Bana iyi gidiyor anlamında. Nicht so gut. Çok da iyi değil. O kadar da iyi değil anlamında. Aynı şekilde Mir geht es nicht so gut da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben iyi değilim. Bana iyi gitmiyor şeklinde. Bir diğer cümlemiz soru cümlesi biliyorsunuz. Wie heißt du? Yani sen nasıl adlandırılıyorsun? Senin adın ne? Örnek cümlelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ich heiße bla bla bla. Ich heiße mesela Can diyelim. Benim adım Can. Ich heiße Can. Devam edelim. Woher kommst du? Nerelisin? Yani nereden geliyorsun? Aynı şekilde Wo comes to her şeklinde de bunu sorunun sorulduğunu görebilirsiniz. Aynısıdır, aynı kalıptır. Sadece hea kısmının sonu atarlar. Wo komstu du hea diyebilirler. Devam edelim. Ich komme aus der Türkei diye cevap verebilirsiniz. Mesela Türkiye'nin artikeli di'dir ve datif şeklinde kullanırsınız. Ve di'nin datif hali der olduğu için burada da yine aus der Türkei dersiniz arkadaşlar. Yani ben Türkiye'den geliyorum, ben Türkiye'liyim, Türk'üm anlamlarında bunu kullanabilirsiniz. Devam edelim. Was machst du? Ne demek? Ne yapıyorsun? Devam edelim. Ich lerne Deutsch. Ne demek? Ben Almanca öğreniyorum. Almanca çalışıyorum. Almanca da aynı şekilde çalışmak eylemi de, ders çalışmak eylemi de lernen fiiliyle kullanılır. O yüzden Almanca çalışıyorum anlamında da kullanabilirsiniz. 16. cümlemiz Sprechen Sie Englisch. Ne demiş olduk? İngilizce konuşuyor musunuz? Bakın English değil English. Gördüğünüz gibi E harfi ve Sprechen değil Sprechen. Yani R harfini yumuşak G gibi yumuşak bir şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Sprechen Sie Englisch gibi R harfini vurgulamamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Z yani saygı formunda olduğu için ilk harfini büyük yazdık ve İngilizce konuşuyor musunuz veya İngilizce biliyor musunuz anlamına gelmiş oldu. Devam edelim. Devam edelim. Sprichst du Englisch Yani İngilizce konuşuyor musun? İngilizce biliyor musun? Sprichst du Englisch Yani İngilizce biliyor musun? İngilizce konuşuyor musun? Ya, Yes yani evet. Devam edelim. Nein. No yani hayır. Vielleicht ne demek? Belki, olabilir. Devam edelim. Bitte yani lütfen. Bunu da bitte demeyin. Bitte demeyi tercih ederseniz daha doğal duyulursunuz. Yani bitte schön demek yerine bitte schön demeniz daha doğal duyulur. 22. örneğimiz danke. Danke. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 23. Danke schön. Yani çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 24. Entschuldigung. Ne demek? Affedersiniz. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Pardon. Yani farklı anlamlara da gelebilir. Bunu genellikle Schuldigung diye kısa bir şekilde söylerler. Aynı şekilde bunu duyduğunuzda da şaşırmayın. Shliligum şeklinde duyabilirsiniz. Auf Wiedersehen. Ne demek? Güle güle, bir sonraki sefere gibi çevirebiliriz. Tschüss. Ne demek? Güle güle, bye bye. Ich verstehe nicht. Ne demek? Anlamıyorum. Bir diğer cümlemiz Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Ne demiş olduk? Lütfen tekrar eder misiniz? Bunu lütfen tekrar eder misiniz? Können Sie das bitte wiederholen? Yani anlamadığınız bir şeyi sormak için bunu kullanabilirsiniz. Devam edelim. Kannst du das bitte wiederholen? Aynı şekilde lütfen tekrar eder misin? Tek farkı birincisi saygı formundaydı. Bu ise sen formunda yani do şeklinde soruyorsunuz. Canst du das bitte wiederholen? Başka bir cümlemiz wie sagt man auf Deutsch? Yani Almanca'da bu nasıl söylenir? Yani bir şeyin anlamını bilmediğiniz zaman elinizle göstererek wie sagt man das auf Deutsch diyebilirsiniz. Yani bunu Almanca'da nasıl söylerler? Demek istediğiniz zaman "Wie sagt man das auf Deutsch?" şeklinde söyleyebilirsiniz. Mesela "Wie sagt man hello auf Deutsch?" diyebilirsiniz. Bunun cevabı "Hallo" olur. Devam edelim. "Was bedeutet das?" Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? "Ich weiß nicht." Ne demek? Bilmiyorum. Wo ist die Toilette? Tuvalet nerede? Wie viel kostet das? Yani ne kadar tutuyor fiyatı ne kadar? Ich möchte das bestellen. Yani ben bunu sipariş etmek istiyorum. Was empfehlen Sie? Ne önerirsiniz ne tavsiye edersiniz? Das schmeckt gut. Yani bunun tadı güzel. Das schmeckt gut. Yani bunun tadı güzel. Das schmeckt gut. Das ist lecker. Yani bu lezzetli. Bakın er ile bitenleri a şeklinde okuyorsunuz. Lecker. Yani leker değil. leka şeklinde okuyorsunuz. Ich bin allergisch gegen. Yani şuna alerjim var. Buna alerjim var. Burada Staub kelimesini kullanmışız. Yani ich bin allergisch gegen Staub yani toza alerjim var diyebilirsiniz. Bir de hatırlatma yapıyorum size Almanca'da elektrikli süpürgeye Staubsauger deniyor. Yani toz temizleyici anlamında düşünebilirsiniz. Devam edelim. Hilfe yani yardım edin, yardım. Wo ist der Bahnhof? Yani tren istasyonu nerede? Wie spät ist es? Saat kaç? Ich bin müde. Yani ben yorgunum. Almanca'da özellikle bu ü ve ö'leri gördüğünüz zaman genellikle uzatarak okursunuz. Bunlara umlaut denir. Burada da ich bin müde. Yani ich bin müde değil, ich bin müde. Devam edelim. Ich bin hungrig. Yani ben açım. Aslında burada ich bin hungrig yazmışlar ama habe hunga derseniz kesinlikle daha doğal duyulursunuz. Bence bunu kullanın. İkabe hunga yani açlığım var. Ben açım. Aynı şekilde burada ich bin durstig olarak gösterilmiş susadım anlamında onun yerine ikabe duos demeniz kesinlikle daha doğal duyulur. Bunları aslında değiştirseydim daha güzel olurdu. Yani ikabe hunga, ikabe duos derseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bunları çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ich mag das. Yani ben bunu sevdim. Ben bundan hoşlanıyorum. Ben bunu beğendim. Ich mag das nicht. Bundan hoşlanmıyorum. Bunu beğenmiyorum. Bunu sevmiyorum gibi düşünebilirsiniz. Das ist interessant. Yani bu ilginç, enteresan. Das ist langweilig. Yani bu sıkıcı. Das ist schön. Bu güzel, bu hoş. Bakın tekrardan Ö, yani burada bir umlaut var ve bunu bastırarak söylüyoruz. Şu diyoruz. Şön değil. 51. cümlemizle devam ediyoruz arkadaşlar. Das ist hässlich. Bu çirkin. Wie alt bist du? Ne demek? Yani kaç yaşındasın? Ich bin Jahre alt. Yani yaşındayım Ich bin 24 Jahre alt. Yani 24 yaşındayım ben. 24 yaşındayım. Almanca'da Z harfini telaffuz ederken T S sesi çıkartmaya çalışmanız gerek. Yani zwanzig demek yerine 20 demeniz, 20 demeniz daha doğru olacaktır. Yani ben 24 yaşındayım. Ich bin 24 Jahre alt devam edelim. Herzlichen Glückwunsch yani tebrikler. Alles Gute zum Geburtstag yani doğum günün kutlu olsun. 56. cümlemiz Frohe Weihnachten yani mutlu noeller. Bunu söylemekte ben de zorlanıyorum. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Devam edelim. Gute Besserung yani geçmiş olsun. Kelime kelime çevirirsek iyi iyileşmeler anlamına geliyor. Ich liebe dich yani seni seviyorum anlamında. Ich vermisse dich yani seni özledim. Devam edelim. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Yani boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? Devam edelim. Ich gehe gerne bilmem neye gitmeyi severim. Ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe gerne ins Kino. Yani sinemaya gitmeyi severim. Gördüğünüz gibi kino kelimesinin artikeli das yani aslında in das kino diyoruz. Burada akuzatif yöneldiğiniz için yine das oluyor ama in das dediğiniz zaman Almanca'da ins olarak kısaltılır. Yani ich gehe ins Kino deriz. Burada da Ich gehe gerne ins Kino. Gana bunu da severek gittiğinizi, severek yaptığınızı, sevdiğinizi belirtir. Ich gehe gerne ins Kino deriz. Ich lese gerne Bücher. Yine aynı şekilde. Gana görüyorsunuz kitap okumayı severim. Burada kitap kelimesini çoğul olarak kullanırız. Kitaplar şeklinde yani Bücher. Das Buch kelimesinin çoğulu die Bücher olarak çoğul yapılır. Devam edelim. Ich höre gerne Musik. Ich höre gerne Musik. Yani müzik dinlemeyi severim. Devam edelim. Ich mag Sport. Sporu severim. Dikkat edin Almanca'da S ve P bir araya geldiğinde S harfi Ş şeklinde çıkar. Sport. Ich mag Sport. Sporu severim. Welche Sprachen sprichst du? Yani hangi dilleri konuşuyorsun? Burada konuşuyorsunuz yazmışım ama aslında konuşuyorsun yazmam gerekiyordu kusura bakmayın. Burada sen şeklinde bir hitap var. Hangi dilleri konuşuyorsun? Soru sorulmuş. Devam edelim. Ich spreche Deutsch und Englisch. Yani Almanca ve İngilizce konuşuyorum veya biliyorum şeklinde çevirebiliriz. Devam edelim. Was sind deine Hobbies? Yani hobilerin nelerdir? Yine burada yanlış bir çeviri olmuş. Hobilerin nelerdir şeklinde çevirilmeli. Çünkü deine şeklinde sorulmuş. Yani senin hobilerin neler? Hobilerin nelerdir şeklinde çevirebiliriz. Devam edelim. Das ist lustig. Yani bu komik. Das ist traurig, ja yani ne bu üzücü. Das ist erstaunlich, ja yani ne bu inanılmaz bu harika. Devam edelim. Das ist einfach, ja yani ne bu kolay. Devam edelim. Das ist schwer, ja yani ne bu zor. Ich brauche Hilfe, yardıma ihtiyacım ja, Ich habe eine Frage, yani bir sorun var? Wie lautet deine Telefonnummer, yani telefon numaran nedir? Kannst du mir helfen, yani bana yardım edebilir misin? Ich bin auf der Suche nach şeklinde, yani ben şunu arıyorum, ben bunu arıyorum Ich bin auf der Suche nach dem Bahnhof derseniz tren istasyonunu arıyorum demiş olursunuz. Der Bahnhof bildiğiniz gibi tren istasyonunun artikeli der. Ama burada nach kullandığımız için bunu dativ versiyonuyla kullanıyoruz ve nach dem Bahnhof oluyor. Tren istasyonunu arıyorum. Tren istasyonunun arayışındayım. Devam ediyoruz. Wie komme ich? Şeklinde nasıl gidebilirim Wie komme ich zu? Wie komme ich zum? Yani şuraya nasıl gidebilirim? Burada yine zu kullandığımız için dativle kullanıyoruz ve zum zum Bahnhof oluyor. Ee, yani zu dem aslında arkadaşlar. Zu dem Bahnhof ama bunu da kısaltıyoruz ve zum Bahnhof olarak kullanıyoruz. Artikeli di olan bir şeyle kullandığımız zaman ise Su şeklinde R ile biten haliyle kullanılıyor. Mesela wie komme ich Su Schule? Yani okula nasıl gidebilirim? Burada Su kullanıyorsunuz. Çünkü Schule kelimesinin artikeli D. Yani dinin dativ versiyonu D olduğu için burada Su oluyor. Burada ama Tsum kullandık. Çünkü Bahnhof'da D Bahnhof ve Dativ'de dem oluyor. O yüzden tsum kullandık. Devam ediyoruz. Kannst du mir den Weg zeigen? Bana yolu gösterebilir misin? Devam edelim. Ich habe mich verlaufen. Yani ben kayboldum. Kendimi kaybettim. Yani dışarıda bir yerde kaybolduysanız bunu söyleyebilirsiniz. Devam edelim. Das ist in Ordnung. Yani sorun yok, problem yok. Devam. Es tut mir leid für die Verspätung. Yani gecikme için özür dilerim. Gecikme için kusura bakmayın. 83. cümlemiz. Das ist nicht mein Fehler. Yani bu benim hatam değil. Yine bakın Fehler. Yine ilk vurgu var ve La. Yani ER ile biten kısımları A şeklinde okuyoruz. Fehler. Ich habe meinen Pass verloren. Yani pasaportumu kaybettim. Bakın der pass burada haben fiilini kullandığımız için akuzatif şeklinde kullanıyoruz. Der pass burada dein pass oluyor ama benim pasaportum derken bunu mein ile birleştiriyoruz ve meinen pass oluyor. Ich habe meinen pass verloren yani pasaportumu kaybettim. Devam ediyoruz. Mein Gepäck ist verloren gegangen. Yani benim bagajım kayboldu. Devam edelim. Ich bin allergisch gegen. Devam ediyor. Bilmem neye alerjim var. Şunu alerjim var. Bunu alerjim var. Burada ich bin allergisch gegen Polen dedik ve Polen'e alerjimiz olduğunu söyledik. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Ich bin allergisch gegen Polen derseniz Polonya'ya alerjim var demiş olursunuz. O yüzden burada dikkatli olun. Polen ile Polen'i karıştırmayın arkadaşlar. İlkeceyi uzatmadan söylemeniz gerekiyor. İlkeceyi uzatırsanız Polonya'ya alerjim var demiş olursunuz. Yani ich bin allergisch gegen Polen derseniz Polonya'ya alerjim var demiş olursunuz. O yüzden ich bin, ich bin allergisch gegen Polen demeniz lazım. Polo, Polen'e alerjim var şeklinde. Devam edelim. Das ist zu teuer. Yani bu çok pahalı. Devam edelim. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Kredi kartıyla ödeme yapabilir miyim? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Aynı şekilde darf ich şeklinde de bunu sorabilirsiniz. Darf ich mit Kreditkarte bezahlen? Darf ich mit Kreditkarte bezahlen? Veya direkt karte da diyebilirsiniz. Kreditkarte demenize gerek yok. Bunu söylemek biraz zor çünkü. Genellikle insanlar karte derler. Zaten anlaşılır. Devam edelim. Ich habe eine Reservierung. Yani bir rezervasyonun var. Rezervasyonum var. Rezervasyonum var. Devam edelim. Die Rechnung bitte yani hesap lütfen, fiş lütfen. Devam edelim. Kann ich die Speisekarte sehen? Menüyü görebilir miyim? Aynı şekilde menü derseniz sizi anlayabilirler. Yani aynı şekilde speisekarte kelimesini öğrenemiyorsanız menü de derseniz muhtemelen sizi anlarlar ama menü şeklinde söylerseniz daha iyi anlaşılırsınız. Devam edelim. Das schmeckt mir nicht. Yani tadını beğenmedim. Tadı güzel değil. Devam edelim. Das ist zu so scharf. Yani bu çok baharatlı veya çok acı. Biliyorsunuz bu spicy kelimesini Türkçeye çevirmekte zorlanıyoruz. Bazen acılığı, bazen de baharatlı anlamında kullanılabilir. O yüzden burada da aynı sıkıntı var. Şaf kelimesi için. Devam edelim. Das ist zu salzig. Das ist zu salzig. Yani bu çok tuzlu demiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Das ist zu süß. Yani bu çok tatlı, bu çok şekerli. Das ist zu süß. Bakın yine ü harfini gördüğünüz anda bunu uzatıyorsunuz ve süß şeklinde okuyorsunuz. Devam edelim. Ich bin allergisch gegen, yine alerjim var şeklinde. Şunu alerjim var, bunu alerjim var. Ich bin allergisch gegen Milch. Bu sefer süt alerjim var demek istemiş olduk. Devam edelim. Das ist gefährlich bu tehlikeli. Devam edelim. Ich habe mich verletzt. Kendimi sakatladım, kendimi yaraladım şeklinde çevirebiliriz. Devam edelim. Wo finde ich einen Arzt? Yani doktoru nerede bulabilirim? Nerede doktor bulabilirim? Devam edelim. Ich liebe es Deutsch zu lernen. Yani Almanca öğrenmeyi seviyorum. Evet 100 tane temel kalıp cümle ve kalıp ifadeler kullanmış olduk. Biliyorsunuz hiçbir dilden diğer bir dile anlam kayması olmadan çeviri yapabilmek mümkün değil. Ben size burada çevirileriyle gösteriyorum fakat hiçbir zaman bunları %100 olarak doğru olarak görmemeniz ve her zaman kelimelerin anlamlarını, içeriklerine bakarak algılamanız daha önemli. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben bu videoyu Almanca'ya yeni başlayanlar için çektim. Almanca'da ilerlediyseniz A2 B1 B2 gibi seviyelere geldiyseniz bence artık cümleleri ezberlemeyi ve cümleleri birebir çevirmeyi bırakmanız daha iyi olacaktır. Çünkü cümleler çevrilirken, dillerden dile çevrilirken anlam kayıpları oluyor. Az önce gösterdiğim spicy örneği gibi her dilin kendine özgü bir yapısı olduğu için kelimeleri Dilin kendisi içerisinden öğrenmeniz daha doğrudur. Yani Almanca bir kelimeyi Almanca, Almanca sözlükten bakarak öğrenmeye çalışmanız kesinlikle daha doğru bir çalışma yöntemi olacaktır. Tabii ki başlangıçta bu şekilde bazı cümleleri, kalıpları ezberleyebilirsiniz ki Almanya'daysanız en azından bazı şeyleri ezberebilmiş olmanız sizin iletişim kurmanızı kolaylaştıracaktır. Ama sonrası için ben kesinlikle çeviriye bağlı bir şekilde öğrenmeyi tavsiye etmiyorum. Hatta çalışırken kelimelerin yanına Türkçesini yazmanızı da tavsiye etmiyorum. Ya Almanca kelimenin Almanca sözlük anlamını yazın veya hiç yazmayın. Çünkü yanına Türkçe anlamını yazdığınız zaman her zaman orada bir anlam kayması oluyor ve siz onu karıştırmaya daha meyilli oluyorsunuz. O yüzden Almanca seviyeniz ilerledikçe Türkçeyi çıkarıp sadece Almanca üzerinden çalışmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğinizi göstermek için like atabilirsiniz. Bu tarz daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.